Ankara'dan hepinize iyi pazarlar diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bugün AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sayın Lütfiye Selva Çam Başkent Kulisi'nde konuğumuz olacak. AK Parti'de kongre süreçleri çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 51 tane ilde kongrelerin tamamlandığını biliyoruz. Tabii Kadın Kolları Başkanlığı da bu süreçte teşkilatlarda önemli faaliyetler yürütüyor. Sayın Çam uzun yıllardır AK Parti'nin Kadın Kolları Başkanlığı'nı yürütüyor. Belli bir tecrübe de tabii bu anlamda oluştu. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Şimdi biraz bu kongrelerden başlayalım isterseniz. Siz de sahadasınız, sürekli dolaşıyorsunuz. Bunu da biliyoruz. Epeyce bir mesafede kat edildi herhalde. Nasıl gidiyor? Yani bu bir de pandemi ortamındayız. Salgın ortamında çok da kolay olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından, katılım şeklinden de bunu anlayabiliyoruz. Nasıl gidiyor? Öyle bir başlayalım. Şimdi tabii az önce bahsettiğiniz gibi 51. kongremizi gerçekleştirdik. Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız 7 ilimize eş zamanlı bir şekilde bağlandı. Ben de İzmir'deydim. Bu süreç içerisinde tabii bizim kongreler hep bir milattır dediğimiz, bayram günümüz dediğimiz ve yenilenme, tazelenme süreçlerimizin olduğu, bir anlamda da kendimizin muhasebesini yaptığımız, öz eleştirilerimizi yaptığımız bir süreçtir bizim için. Burada da tabii başına bakmak lazım. Yaklaşık bir süredir, bir yıldır biz Ocak ayından, geçen yılın Ocak ayından itibaren yoğun bir süreci gerçekleştiriyoruz. Beldelerden, ilçelerden tabii, başlayarak değil mi? İlk önce beldelerle başladık, daha sonra ilçe kongrelerimiz. Tabii Mart ayında salgının çok yoğun bir şekilde Türkiye'de hissedilmesiyle birlikte biraz daha frene basmak tabii zorunda kaldık. Ve yılın sonunda tekrardan bu temizlik, mesafe ve maskeye uymak kaydıyla kongrelerimizi gerçekleştirmeye sürecine başladık. Bugün geldiğimiz noktada il kongrelerimizi yoğun bir şekilde yapıyoruz. Hı hı. Bütün illerimizde ama bu kurallara uymak suretiyle arkadaşlarımız çok ihtimam gösteriyorlar, dikkat ediyorlar. Ve kongre süreçlerimiz çok coşkulu bir şekilde geçiyor. Siz kadın kolları olarak ne yapıyorsunuz? Yani kadın kolları faaliyetlerini biraz anlatır mısınız bize? Tabii mi? Şimdi biz kadın kolları aslında bugüne kadar Türkiye'de baktığınızda bizim gibi teşkilatlanmış bir kadın kolları yok. Biz çok iddialıyız. 5,5 milyona ulaşan üyemizle dünyanın en örgütlü ve güçlü büyük bir teşkilatı olarak kendimizi nitelendirebiliyoruz. 5,5 milyon üyesi mi var şu anda AK Parti'nin? Şu anda 5 milyon 300 bin üyemiz var. Hedefimiz tabii 6 milyon. Türkiye'nin yarısını kadınlar oluşturduğu için partimizin 11,5 milyon üyesi var. Ha, bu kadın üyeler bu. Sadece kadın üyeler. 5,5 milyona ulaşan kadın üye yarısı sayımız. Yarısı o zaman aşağı yukarı. Aynen, yarısına neredeyse tekabül ediyor. Tabii biz 3 ana hedef üzerine teşkilatlanma yapımızı kurduk. Kadın kollarımızın 3 hedefi var. Birincisi tabii siyasi parti olduğumuz için kadın seçmen sayımızın mümkün olduğu kadar ulaşabilmek, kadın seçmenlerin oyunu almak. İkincisi üye potansiyelimizi arttırmak ki 5 ayda 555 bin üye yapan kadın kollarımız Türkiye çapında ciddi bir yol kat etmiş oldu bu hedefe ulaşmak için. İkinci ana başlığımız kadın siyasetçilerin yetişmesini sağlamak kadın kolları olarak. Burada da meclisimizin kadın milletvekillerine baktığımızda 54 kadın milletvekilimiz var AK Parti olarak. Bunların 46'sı kadın teşkilatlarımızdan yetişmiş arkadaşlar. Yani ciddi bir çekirdekten yetişen, adeta okul gibi çalışan bir kadın kolları var. Diğer taraftan belediye meclis üyeleri, 1000'in üzerinde belediye meclis üyemiz var. Bunların %80'i kadın teşkilatlarımızdan yetişme. 10 kadın belediye başkanımız var. Birisi Büyükşehir belediye başkanı olmak üzere. Fatma Hanım Gaziantep'te. O da kadın kolu başkanlığı yapmış daha önce genel merkezimizde, bakanlık. Sonrasında da Büyükşehir belediye başkanlığı. Bunların da 8'i kadın teşkilatımızdan yetişme. Dolayısıyla bu hedefe doğru da emin adımlarla gidiyoruz siyasetçi kadınların yetişmesi noktasında. Evet. Diğer üçüncü hedefimiz de kadın siyasetinin aslında kadın kolları teşkilatımızda oluşturulması, kadın politikalarını oluşturmak. Bu konuda da farkındalık çalışmaları yapıyoruz tüm Türkiye çapında. Bizim şöyle bir özelliğimiz var. 81 il, 922 ilçe, 30 binin üzerinde mahalle ve 18 binin üzerindeki köylerde teşkilat yapımız var.
Bugün hangi köyde deseniz bir telefonla biz oradaki başkanımıza ulaşabiliyoruz. Bu tabii çok büyük bir güç. Ve kendi anket sistemimizi oluşturduk. Türkiye'yi ilgilendiren, kadınları ilgilendiren herhangi bir konuda anket yapabiliyoruz. Bir başka anket firmasına ihtiyacımız üyeler yok. Üyeler arasında mı? Üyeler arasında da yapabiliyoruz. Teşkilatlarımızın içerisinde. Mesela de. Hangi konularda anket yaptınız? Mesela konularda. Tabii pandemi döneminde çok hızlı bir şekilde biz sahanın sorunlarına ulaşabildik. Ve MYK toplantılarında genel başkanımız, cumhurbaşkanımıza ilettiğimizde, bakanlarımıza ilettiğimizde bu sorunları hızlı bir şekilde çözümleyebildik. Milli eğitim anlamında çocukları tabii ki bu bizim kitlemiz anneler, sonuçta evlatlar, kardeşler, çocukları eğitimde olan pek çok annemiz var. Eğitimle ilgili bir problem olduğunda hemen ulaşabiliyorlar bize. Beyin fırtınaları yapıyoruz. Teşkilatlarımız beyin fırtınasını öğrendiler. Yaklaşık 5 yıldır bir konu başlığı içerisinde beyin fırtınası yapıp hızlı bir şekilde yol kat edebiliyoruz. Hangi platformda oluyor bunlar? Bunların hepsi bizim yönetim kadrolarımızda oluyor. İl başkanlarımızın başkanlığında, ARGE birim başkanlarımız. Mesela düzenli bir şekilde kitap okuyoruz biz. Aylık bir kitap okumaları, bunların analizlerini yapıyoruz. Bizim arkadaşlarımız Tolstoy da okuyor, İskender Pala da okuyor. Çok geniş bir yelpazemiz var tabii. Bunun dışında ekonomiye katkı anlamında kadın kollarımızın ciddi bir çabası var. Mesela kooperatifleşmeye çok özen gösteriyoruz şu anda. 81 ilimizde hedef koyduk. 330 kadın kooperatifi oluşturacağız bu yıl içerisinde. Bunun amacı ne? Üreten kadınların üretimlerinin evde kalmamasını sağlamak. Türkiye çapında diyelim ki Kırklareli'nde üretilmiş bir ürün Şırnak'tan alınabilsin. Ankara'da üretilmiş bir ürün Trabzon'dan alınabilsin. E-ticareti öğretiyoruz şimdi arkadaşlarımıza. Her bir ilimizde kooperatifleşme suretiyle hem tarım kooperatifleri olacak hem el ürünlerini, el emeklerini değerlendirebilecekleri bir geniş yelpazede ürünleri olacak. Ve Türkiye çapında da bunların satılabilmesini sağlamak için de bir çabamız var. Peki şimdi bu kongre dönemlerinde sizin teşkilatlarınız da dahil olmak üzere ne ölçüde bir yenilenme alacaksınız, bir görevlendirme yapacaksınız? 1, 2, 3 şu şartlara haiz olması gerekir diye düşünülen hangi kriterler geçerli? Yoksa hani her kapıyı çalan girebiliyor mu içeriye? Biraz buradan devam edelim. Bizim şu anda ilçe başkanlıklarımızda %70 değişim yaptık. İl başkanlıklarımızda da %60 değişim yaptık. Ciddi bir yenilenme var o zaman. Ciddi bir yenilenme var. Ama şöyle düşünülmemeli. Tabii biz sürdürülebilir bir kadın kolu olmak üzere hedeflerimizi koymuştuk. Diyelim ki il başkanlığımızdaki değişimde il başkanımız ana kademede görev alabiliyor. Yani biraz da ana kademeye kadın siyasetçi yetiştirme noktasında da bir öncülük ediyoruz. Veya bir il başkanımız genel merkezde görev alabiliyor. Yani bu görev değişimleri aslında yetersizlik sebebiyle değil, daha ileriye gidebilecekleri bir alanı da oluşturmak noktasında olabiliyor. Bize şöyle bir şey yaptık. Online bir başvuru portalı oluşturduk. Dedik ki herkes bize başvurabilir. Ama bir ilimizde diyelim 50 kişilik bir kadro oluşturmak istiyoruz. Biz il başkanlarımızdan 150 kişilik bir CV havuzu istiyoruz. Ve 150 kişiyi benim yardımcılarımdan, koordinatörlerimiz ve teşkilat başkan yardımcılarımız gidiyorlar. Birebir mülakat yapıyorlar. Bugüne kadar yaptığımız mülakat sayısı 55 bini buldu. Yüz yüze mülakatlar sadece bu süreç içerisinde. Dolayısıyla bizim çalışmalarımızın içerisinde bulunabilecek herkese kapımız açık. Yeter ki vatanını, milletini seven, hizmet etmek isteyen insanlar. Mesela bir kriter bu, vatanını, milletini seven, hizmet dediniz. Hani siyaseti hizmet amacıyla yapmak bu son derece önemli. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok eski belediye başkanlığı, siyaset yaptığı, il başkanlığı yaptığı dönemden itibaren temel bir hedef olarak siyaseti, hizmet siyaseti olarak yapmak. Burada hani siyasete farklı niyetlerle giren, siyasete farklı amaçlarla, işte kişisel zenginleşme aracı olarak siyaseti kullanmak isteyenler, siyasetteki gücünü kendi lehine kullanmak isteyenler, hani bu tür sapmalar da olabiliyor. Ya da siyaseti bu anlamda kullanmak için siyasete girenler de olabiliyor. Bu konuda siz AK Parti, teşkilatlar, kadın kolları başkanlığı olarak
Yani nasıl bir hassasiyet, nasıl bir duyarlılıkla hareket ediyorsunuz? Şimdi tabii biz listeleri yaparken sadece özgeçmişler üzerinden yapmadığımız için ciddi bir birikimimiz var kadın kolları olarak. Az önce bahsettiğiniz gibi yani sonuçta 20 yıllık bir geçmişi var bu partinin, kadın kollarının. Ve burada tecrübeli arkadaşlarımız var, bir hafızamız var ve hafıza olarak da arşivlerimizde daha önce problem çıkartmış, daha önce siyaseti olumsuz bir noktada kendi çıkarını kullanmış arkadaşlarımızın listeleri de mevcut neticede. Yani bir kurumsal hafıza oluşmuş durumda. Tabii yüz yüze mülakatlar gerçekleştirdiğimiz için tecrübeyle de birlikte mümkün olduğu kadar bunları eliyoruz. Tabii insan unsuru neticede kaçaklar olabilir mi? Olabilir ama minimum hatayla çalışmaya gayret gösteriyoruz. Şunu da söylüyoruz, sadece yönetim kadrolarında bu arkadaşlarımız yer almayacak. Mahalle başkanlıkları, mahalle yönetimleri ve bizim komisyonlarımız var. Bu dönem aile komisyonu ve gençlik komisyonu diye iki ayrı komisyon da ihdas ettik. Bunun amacı ne? Biz aileyi önceleyen bir partiyiz. Kadınlarımız aynı şekilde hem anneler, hem evlatlar, hem gelinler, hem kayınvalideler. Dolayısıyla siyasetle ev ortamını uyumlaştırarak ikisini bir arada en iyi şekilde götürmeye gayret gösteriyorlar. Peki şimdi Selvi Hanım, tabii yani kadın siyasette çok önemlidir. Ben doğrusu siyasetin nabzını kadınların durduğu yere göre bakılması, izlenmesi gerektiği fikrine katılıyorum. Yani kadınlar ne kadar işin içinde, ne kadar bu işe dahil, oy tercihleri nerede duruyor, hangi durumlarda değişiyor vesaire. Kadınları izleyerek siyasetin izlenmesine iyi bir fikir olur. Bir gazeteci olarak düşünüyorum hep. Şimdi siz hani bir gözlem sorusu, bir izlenim sorusu. Bu gittiğiniz yerlerde sürekli teşkilatlarla muhatapsınız. Sokağa çıkıyorsunuz. Eski heyecanı devam ediyor mu teşkilatların? Şimdi şöyle, eski heyecanı çok üzerine çıkmış bir heyecan var. Biz bu dönem şöyle bir şey yaptık. Bizim üyelerimizin %10'u 30 yaş altındaki genç kızlarımız. Kadrolarımızı kurarken %10'luk bir kitleye gençlere yer verdik. Tabii gençlik kollarımız var ama genç kızlarımız biraz kadın kollarında da siyaset yapmak istiyorlar. Daha aktif olmak istiyorlar. Kadrolarda tecrübeli arkadaşlarla diğer taraftan genç arkadaşları birleştirdik. Ve burada inanılmaz bir sinerji oluştuğunu gördük. Ben gittiğim bütün kongrelerde bunu görüyorum. Ve o birliktelik, gençlerin o heyecanı, olgun ablaların da tecrübeleriyle birleşince güzel bir ekip oluşmuş. Eminim ki biz bundan sonraki aşamada işte eğitim çalışmalarımıza başlayacağız. Sahada pandemi sonrası aktif bir hareketlenme olacak. Bunun için heyecan kesinlikle kadınlarda düştü diyemem. Tam tersi, daha fazla illeri için, ilçeleri için bir şeyler yapmak isteyen bir kitle oluştu. Mülakatlarda bunu görüyorum. Ben her gelen arkadaşımıza neden kadın kolu başkanı olmak istiyorsun diyorum. Ya da neden bizim ekibimizin içerisinde yer almak istiyorsun. Buradaki cevap genelde şu oluyor. Bir, tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibinin bir parçası olmak istiyorum diyor. En önemli unsurlardan bir tanesi bu. İkincisi de ilçeme bir kadın olarak ben okumuş, ilçemden çıkan tek gencim diyor mesela. O geçenlerde 25 yaşında bir gencimiz bunu söyledi. Ben öğrendim, ailemin 9 çocuklu bir ailenin tek okuyan kızıyım dedi. Ve gideceğim, ben daha çok gençlerin okuması için çaba harcayacağım. İlçeme öğrendiklerimi aktarmak istiyorum. Mesela 5000-6000 nüfuslu bir ilçenin ziraat mühendisi, yüksek ziraat mühendisi bir genç kızımızı atadık. Ben dedi tarımsal kooperatifler oluşturup süt endüstrisinde ve et endüstrisinde daha fazla yer almalarını istiyorum kadınlar gibi. Yani hedefi olan gençlerimiz var, hedefi olan kadınlarımız var. Keşke böylelerin sayısı daha da çok olsa. İdealist siyaseti hizmet amacıyla gerçekten yapanlar, yapmak isteyenler. Şimdi size Diyarbakır annelerini sormak istiyorum. Arkadaşlarımız görüntüler de olmalı. Ziyaretiniz oldu. Epeyce bir süredir orada Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı'nın önünde eylem yapıyorlar. Sonuç da veriyor. Önemli bir kısmı değil mi? Evlatlarına kavuştu. Evlatlarına onlar kavuşmaya başlayınca başka işte evladı daha kaçırılmış anneler de bu eylemlere katılıyor. Dolayısıyla bir canlılığı devam ediyor oradaki eylemleri. Siz neler gördünüz? Size neler anlattılar, neler söylediler, neler talep ettiler? Biraz onları bize anlatırsanız memnun olurum.
Biz Diyarbakır Kongremizin olduğu gün Diyarbakır annelerimizden başladık. Sabahın saatlerinde zaten oradan hiç ayrılmıyorlar. Anneler ve babalar, sadece anneler demeyeyim. Tabii annelere mal oldu bu çalışma ama babalar da orada bulunuyorlar. Ve sabahın erken saatlerinden itibaren oradalar. 521. gündü bizim gittiğimizde ve tabii ki kavuşan 22 aile çocuğuna kavuşmuştu o süreç içerisinde. 178'de aile bu duruşu sergileyen 178 aile vardı. Tek tek hepsiyle konuştuk, ziyaret ettik, onların dertlerini dinlemeye gayret gösterdik. Tabii içler acısı bir tablo var. 14 yaşında, 15 yaşında çocukları, daha kapının önünde oyun oynarken daha kaçırılmış çocuklar var. Yani çocuk diyeceğimiz yaşlar tabii. Bunlar, 14-15 yaşlar. Daha sonra ilerledikçe orada askerlikten terhis olmuş, işte evine, ailesine kavuşmak için yolda Tunceli Pülümür'de dağa kaçırılan askerlerin anneleri vardı. Genç kızların, bakıyorsunuz inanılmaz güzel genç kızlar ve bekliyor, anneler bekliyor. Evet. Mümkün olduğunca tabii orada varlık göstermeye çalışıyorlar. Ve bir isyanları yok ama sistemleri var. Kime sistemleri var? İşte buradasınız diyorlar. Biz, sivil toplum örgütleri geldi, bizi ziyaret etti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadınları gelmedi bize. İyi Parti'nin kadınları gelmedi. Hiç giden olmamış mı? Oraya giden olmamış. Bir de gidenler de ilk şeyi, HDP'yi ziyaret etmişler. Ona çok bozulmuşlar, çok üzülmüşler. Tam tersine yani. Tam tersine yani, hani onlara gidip daha sonra bir grup bu şekilde yapmış. Ama İyi Parti'den kimsenin gelmediğini söylüyorlar. Ve oradan seslendiler bizim yanımızdan. İşte burada bekliyoruz biz, gelin bize destek olun. Tek amaçları evlatlarını tekrardan kavuşabilmek. Hiçbir haber alamıyorlar. Tabii bu çok üzüntü verici bir şey. Nerede olduklarını falan da bilmiyorlar. 5 sene, 6 sene olmuş. Genelde hep 5-6 senelik kayıplar bunlar. Hiçbir haber alınamadığından bahsediyorlar. Ve bu çocukların bir tane baba bir çocuğunun mesajını gösterdi bana. Yani tabii orada hepimiz, oradaki bulunanların hepsi çok duygusal anlar yaşadı. Çocuk en son telefon elinden alınmadan önce babasına mesaj atıyor. Baba ne olur beni kurtar diye. Ve altına yazmış, nerede olduğumu bilmiyorum ama HDP biliyor. Yani kendi lisanıyla yazmış, HDP biliyor baba. He. Biliyor baba diye. Onu gösterdi. Bir oradaki Şevket abimiz oradakilerin hikayesini yazmış, bir kitaba çevirmiş. Oradaki nöbetteki arkadaşlarının hikayelerini. HDP bir ara HDP'li belediyeler bir istasyon olarak görev yapıyordu bu. Kesinlikle öyle. Zaten o döneme, o 5-6 sene öncesi. HDP biri demesinin sebebi evet, o yani, biliyor yani demesi. Onlara gidin, onlardan öğrenin şeklinde. Bir tane annemiz evi kundaklanmış ve ciddi tehditler aldıklarını söylediler. Hem para noktasında katıldığı için eyleme katıldığı için evine işte monotof atılmış. Son günlerde yani aralığın sonuydu bu olan vaka. Bir tane baba da şunu söyledi. Bize çok ciddi paralar teklif ediyorlar buradan gidelim diye. Hı. Ama biz gitmeyeceğiz. Evlatlarımızın nöbetini tutmaya devam edeceğiz diye bir duruş sergiliyorlar. Bir de tabii en güçlerine giden de orada Yusuf'un babası Celil Bey. HDP'li İstanbul milletvekili HDP binasından çıktığında arkasından bağırıyor. Ve diyor ki çocuklarımızı ne zaman bize vereceksiniz? Hiç arkasına bakmadan zafer işareti yapıyor ve gidiyor, kapısını kapatıp. Bir akademisyen bir. Evet yani orada da biz dedik hiç üzülmeyin, zafer sizin olacak. Diyarbakır, Şırnak annelerinin olacak. Tabii Diyarbakır'daki bu annelerden güç alan Şırnak anneleri de eyleme başladılar. Onlar da her perşembe günü bir HDP binasına gidip dönüyorlar. Almanya'dan ses geldi. Almanya'da evladının dağa kaçırılmış bir anne. Onlar da harekete geçtiler. Biz o akşam da şeyi öğrendik. Dedik uğurlu geldik herhalde size. Bir annenin evladını kavuşma haberini aldık. İçişleri Bakanımız yazmıştı. Onunla konuştuk. Dolayısıyla yani yavaş yavaş bu güç, onların orada olması hem dağa çıkarılacak çocukları engelliyor. Daha az çocuğu kandırabildiler. Anneler çocuklarına çok sahip. Hep onu söylediler bize, tembih ettiler. Yani evlatlarına sahip çıksınlar. Ev ortamı iyi olursa neticede çocuklar böyle bir şeye tevessül etmiyorlar. Bir de tabii yatırımların hem doğuda, güneydoğuda olması. Biliyorsunuz terör örgütü orada çok aktif olduğu dönemlerde yatırım yapılamamıştı.
bu çocukların işi olduğu zaman, düzgün hayatları olduğu zaman zaten böyle bir şeye kandırılma olasılıkları olmuyor. Evet. Şu anda PKK'ya giden, ona harcanan, mücadeleye harcanan pek çok para şu anda yatırıma harcanıyor. Bundan da çok memnunlar. Eski gücü yok tabii bu anlamda da. Kesinlikle. HDP'nin. Orada halktan destek var mı? Gelip giden. Halktan destek çok varmış. Diyarbakır halkından da var. Ama sivil toplum örgütlerinden ve bireysel olarak gelenler çok fazla. Bunlar bir platform gibi hem sosyal mecralarda da varlar. Orada mesaj alışverişi çok fazla oluyormuş. Destek o noktada bütün halkın desteğini üzerimizde hissediyoruz diyorlar. Ve şunu da ifade ettiler yüksek bir sesle. Bizi temsil eden, biz Kürdüz, Kürtleri temsil eden asla HDP değildir. Biz buradayız ve çocuklarımızı almak istiyoruz ve bize hiçbir şekilde destek olmuyorlar. Zaten binayı kilitlemişler. Oradaki baskı sebebiyle binayı da şu anda çalıştırmıyorlar. Yani HDP merkezine de herhangi bir hareket yoktu gittiğimizde de. Peki, bu şekilde Diyarbakır annelerini de hatırlamış olduk. Onların orada evlat nöbetleri, nöbetini deler. Her biri Diyarbakır'da HDP binasının önünde bütün Türkiye'ye mal olmuş bir mesele. Yani PKK terörle mücadele konusunda geldiğimiz noktada ne tür mahrumiyetler, ne tür mağduriyetler yaşanıyor. Bütün dikkatleri PKK'ya çekme anlamında bana göre son derece etkili bir eylem oldu bu. Şimdi biraz da siyasetin sıcak gündem tartışma konuları var Selva Hanım. Bunları da tabii size sormak istiyorum. Siz AK Parti'nin mutfağında yer alan bir isimsiniz. Yani 5 milyonun üzerinde kadın üye yapmışsınız bu süre içerisinde. Dolayısıyla bu siyasi tartışmalarla ilgili fikrinizi de önemli buluyorum. Şimdi birincisi bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili. Bu eylemlerle ilgili olarak AK Parti iktidarına yönelik olarak şöyle bir serzeniş ya da eleştiri diyeyim buna ben muhalefet çevrelerinde. Yani bu gençleri alın dinleyin, gençlerin derdini dinleyin diyorlar. Ne dersiniz buna? Yani tabii gençlikle bağını hiç kopartmayan bir partiyiz aslında bakacak olursanız. Kurulduğu günden itibaren gençlik kollarını ve kadın kollarını kurmuş bir parti ve genç potansiyelimiz de çok yüksek. 1 milyonun üzerinde gençlik kollarımızın üyesi var. Son dönemde yapılan üyelerin de büyük bir çoğunluğu genç. Aslında bakacak olursanız hep şöyle bir eleştiri vardır. AK Parti işteden gençler kaçıyor veya dinlemiyor gibi. Bizim de o gençlik komisyonumuzun esas görevi bu aslında. Üniversitelerle bağlantılı gençlerimizle birlikte oturup konuşuyoruz. Ben sık sık bir araya geliyorum. Hem ben de ODTÜ mezunu olduğum için ODTÜ'lü gençlik grubumuz var. Onlarla bir araya geliyorum. Diğer gençlerle. Neticede gençleri dinlememe gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama tabii bu olayların başlangıcından itibaren bakmak lazım. Ocak ayının başında rektör ataması oldu. Cumhurbaşkanımıza sunulmuş olan 9 rektör adayından bir tanesini Cumhurbaşkanımız atadı. Bütün üniversitelerdeki uygulanan bir metot aslında bu. YÖK öneride bulunuyor ve Cumhurbaşkanı 200'ün üzerinde üniversite var şu anda Türkiye'de. Bunları aynı şekilde ataması yapılıyor. Ve baktığınız zaman Melih Hoca aslında ODTÜ mezunu, akabinde de Boğaziçi'nde hem master'ı hem yüksek doktorasını yapıyor. Ve orada da ciddi bir emeği var. Boğaziçi geçmişi var. İki üniversitenin rektörlüğünü yapıyor. Yani sonuçta baktığınızda akademik anlamda yeterli mi? Yeterli görülmüş ki önerilmiş YÖK tarafından. Dolayısıyla burada aslında aynen Gezi Parkı olaylarının başlangıç noktasındaki gibi 3-5 ağaçla başlayıp daha sonra farklı grupların işin içine katılmasıyla çok daha farklı bir mecralara sürüklenen bir olaydı Gezi Parkı olayı. Şu andaki baktığımız rektörlük meselesinden ziyade öğrenci sayısının çok çok az olduğu, içerisinde öğrencilerin olmadığı, daha fazla işte 100'ün üzerinde geçen tutuklama yapıldığında bir 50 kişilik, 20 kişilik bir öğrencinin olduğu ama 150 kişilik de bir terör iltisaklı kişilerin orada olduğuna dair İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Ve ilk günden itibaren de gençleri dinleyen bir rektör var. Sonuçta rektör bey gördüğümüz kadarıyla gençlerle iletişim kurdu. Tabii burada şuna çok dikkat etmek lazım. Biz de gençlik yaşadık. Burada bir gezi alevlendirmesi çabası yani, mı var? Yani şöyle, öyle bir altyapı oluşturmaya çalışıyorlar ama gezi olaylarında hepimizin bildiği gibi
FETÖ iltisaklı, daha sonra anladığımız 15 Temmuz'dan sonra emniyette polisler, olan polislerin de işin içinde bir olduğu. Bir otorite boşluğu oluştu orada. Aynen. Bir dönem müdahale edilmedi. Yani kamu otoritesi müdahil olamadı. Kesinlikle çocukların şuna dikkat etmesi lazım. Tabii ki gençler içlerindeki o heyecanla bir takım şeyleri protesto edebiliyorlar veya söz söyleme hakkına sahip olabiliyorlar ama içerilerine katılan terör iltisaklı kişilerin yönlendirmelerinden kesinlikle müsaade etmemeleri gerekiyor. Terör iltisaklı dediğiniz nedir, kimdir, bunları kim yönetiyor, kim yönlendiriyor, arkasında kim var? Mesela CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ilk eylemlerde orada boy gösterdi. Evet. Şey de enteresandı tabii, hani üniversitede siyaset istemiyoruz diye o eylemler başlamıştı. Aynı zamanlarda Canan Kaftancıoğlu'nun onlarla birlikte bu eyleme katılıp orada açıklamalar vesaire yapması da dikkat çekiciydi. Yani kimdir bunlar, kim böyle harekete geçiriyor, kim kullanıyor, arkasında kim yönetiyor, nasıl bir organizasyon var eğer öyleyse? Şimdi tabii orada daha çok sol, aşırı sol gruplarının işin içinde olduğunu açık net bir şekilde görüyoruz. Sonuçta tutuklananların içerisindekilerin yoğun bir şekilde bunlar olduğunu görüyoruz. İkinci önemli husus bence burada hem CHP binalarının önünde hem HDP binalarının önünde toplanmaya çağrılmak, çağrıların yapılması düşündürüyor insanı tabii. Yani hem Kadıköy'de biliyorsunuz bir eyleme kalkıştılar. Akşamında Ataşehir'de, Kadıköy'de tencere tava çalınmaya başlandı. Yani sanki bizim böyle eski hafızamızda olan bir takım Dejavu. Şeyleri tekrar ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Tabii terör örgütleri bilirsiniz kaotik ortamları çok daha fazla severler. Yani kaostan beslenen, sokak hareketlerinden beslenen bir yapıları vardır. Gençleri de bu noktada açıkçası ön saflarda gösterip arkadan organize etmeye çalışıyorlar. Sosyal mecralarda şu anda yeni oluşmuş olan sosyal mecralarda da bir takım aktivitelerini görüyoruz. Hı. Gezi Parkı'nda Twitter'dan nasıl yoğun bir şekilde örgütlenmeye çalıştılarsa şimdi de farklı bir mecra olan şu anda sadece sözle bir araya geldikleri bir takım mecralar var. Tabii buralarda biraz daha böyle yumuşak karınları dolu çocukları biraz daha işte özgürlükçü anlamında yönlendirmeye çalışan, bu işin aslında başlaması itibariyle ya siyasidir ya değildir. Yani biz hani siyasi olmadığını konuşsak bile siyasetin bir unsuru olduğunu söyleyerek çocukları organize etmeye çalışıyorlar. Tabii Boğaziçi'nin içerisinde farklı gruplar var. Boğaziçi Danışma Grubu var. Bunlar Boğaziçi Dayanışma ile öğrenci kulüpleri ters düştüler. Baktığınız zaman Boğaziçi Dayanışma çıkarttığı bildirinin içerisinde HDP'nin başındaki şahsın çıkarılmasına kadar, hapisten çıkarılmasına Demirtaş'ın bir takım şeylerde bulunmuş orada. İşte LGBT'ye kadar uzanan özgürlük noktasında bunların özgürlük verilmesine kadar pek çok maddeyi sıralamış. Ama diğer öğrenci kulüpleri bunlarla aynı bildirinin altına imza atmak istememişler. Kendi içlerinde bir ayrışma var. Ciddi bir ayrışma var. Ciddi bir ayrışma var. Bir de tabii bu kutsallara yönelik yapılan saygısızlık oldu biliyorsunuz. Orada öğrenciler ciddi manada bölündü. Kabe fotoğrafı meselesi. Daha sonra buna tepki gösteren çocukları fişlediler. Kendi gruplarının içerisinden ayrıştırdılar. Ve hocaların bir kısmı siz bizim elimize düşeceksiniz, görürsünüz işte yurt dışına gitmek için bizlerden referans isteyeceksiniz şeklinde bir takım beyanları var. Yani bu olayın tamamen farklı bir mecraya sürüklendiğini gözlemliyoruz. Yani sadece eğer gençlerin meselesi olsaydı o şekilde kalırdı. İşte rektörün odasını abluk altına almak gibi, yani bu tip hareketlerle aslında ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Evet. Ama şu andaki polisimiz, askerimiz, devletimizi seven, halkımızı seven, milletimizi seven bir polis kadromuz olduğu için yani çok fazla da ümit etmesinler. Peki şunu soracağım size Seva Hanım. Şimdi hani Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin işte en parlak üniversitelerinden bir tanesi. İşte Türkiye'de ilk 500'e, ilk 1000'e giren, 2000'e giren öğrenciler buraya gidebiliyor. Şimdi de AK Parti burayı ele geçirmeye çalışıyor. İşte hukuk fakültesi açıldı, iletişim fakültesi açıldı. Burada da işte
yeni rektör üzerinden buraya ele geçirmeye çalışıyor. Buna ne dersiniz? Yani bu eylemlerde de işte dile getirdikleri iddialardan bir tanesi, suçlamalardan ya da bir tanesi de bu. Şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Bu çocukların tamamı buna karşı olan çocuklar değil. Yani sonuçta üniversiteyi kazanan, bizim tanıklıklarımızın içerisinde benim kızımın en yakın arkadaşı Boğaziçi'nde geçen yıl kazandı ve bunlar dereceyle kazanan çocuklar. Yani şöyle 100 tane öğrenci gelince sanki bütün Boğaziçi böyle düşünüyor gibi bir hava oluşuyor. Bir hava oluşmaması gerekiyor. Yani oradaki gerçekten vatanını, milletini seven genç Boğaziçi'lere de haksızlık etmemek lazım açıkçası. Neticede Boğaziçi gerçekten sonuçta Türkiye'de ilk tercih edilen üniversitelerden bir tanesi. Burada hukuk fakültesinin, iletişim fakültesinin olması da her zaman hep zaten arada da söylenir. Boğaziçi'nde hukuk mu vardı ki biz okuduk diye. Neticede talep edilen bir şeydi ve bu talepleri de Rektör Bey belli ki kulak kabartmış ve böyle bir teklifte bulunulmuş. Dolayısıyla yani bu bir hareket şeklinde işte AK Parti'nin Boğaziçi'ni alma gibi vesaire böyle bir şey zaten olamaz. Üniversitenin hocalarının seçilme biçimi belli, üniversitede bulunan hocalar belli. Bundan önceki iki rektörü de Sayın Cumhurbaşkanımız atadı. Yani baktığınız zaman. Bir öncekinde de yine böyle bir alevlenme durumu biraz olmuş gibiydi. Sonra duruldu falan. Tabii tersinden bakınca da orada böyle kendi içinde kenetlenmiş dışarıdan kimseyi kabul etmeyen bir kitle akademisyen çevresi değil mi? O da var. Kesinlikle. Bizim okulda da çok vardır o. Yani ODTÜ'de de aynı şekilde böyle kesinlikle içeriye hani orada biz de büyüdük orada. Çok büyük zorluklarla okul dönemlerimiz geçti. Kesinlikle yasakların olmadığı bir dönemdi. 87 girişliyim ben. Yasakların olmadığı dönemde çok ciddi yasakla mücadelede bulunduk açıkçası. İşte başörtüsüyle ilgili çok ciddi süreçler atlattık. Ve asla içeriden bile olsanız kendi kriterleri vardır. Onun dışındaki hocaların çocukları olmazsa, işte elitist bir grup olmazsa orada pek bir imkan tanımazlar. İlerleme anlamında. İlerleme anlamında, hocalık anlamında, yani okulda kalma anlamında kesinlikle önünüze bir takım bariyerler koyarlar. Ama tabii şunu söyleyebiliriz, AK Parti döneminde herkes eşit şartlara kavuştu. Yani bu eğer söylenmek istenen hem hizmet anlamında bir statü kaybı yani, duyulan bir rahatsızlık mı diyorsunuz? Yani elitistlerin bir... Boğaziçi çok böyle özgürlükçü bakıyor deniyor. İşte herkese, bütün muhafazakar çocuklara, öğrencilere falan da özgürlüklerini kullandırdı, kullandırıyor diye. Ya öyle düşünecek olursak çocukları niye fişlediler onu sormak lazım. Yani burada madem o kadar özgürlükçe herkes kendi fikirlerini rahatlıkla ifade edebiliyor. Bu yani, başörtüsü yasakları mesela diğer üniversitelerle eş zamanlı mı kalktı yoksa daha önce Boğaziçi'nde, ODTÜ'de bir özgürlük onlar istisna tanıyorlar mıydı? Benim bildiğim bir Bilkent'te biraz daha böyle daha... Yani Bilkent biraz daha farklı bir bakış açısı olan bir üniversite ama ben şunu söyleyebilirim. Yasakların olmadığı dönemde de ODTÜ'de yasaklar vardı. Çünkü 87 dediğim gibi o zaman özel... Tersini söylüyorsunuz. Efendim? Tersini söylüyorsunuz. Tersini söylüyorum. Yasaklar yokken diyorsunuz ODTÜ'de yasak uygulandı kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle. Hatta rahmetli Özal'ın döneminde yönetmeliklerde başörtüsü serbesttir diye bir şey çıktı. Yönetmelik çıktı. Buna rağmen ben orada son cezama kadar 21 gün uzaklaştırma cezası aldım. Ardından bir yıl okulumu dondurdum. Sonra tekrar döndüm. Yani bayağı bir hikayem uzundur benim. Nedeniyle, kıyafetiniz nedeniyle. Aynen. Sadece kılık kıyafet ve kılık kıyafetinden dolayı da demiyorlardı. İşte oradaki cezalar şeyin düzenini bozmak, işte toplumun kamu malına zarar vermek, düzen bozmak. O kadar geniş bir açılımı vardı ki ben de şaşırırdım yani bunu okudum. Sadece okumaya yani giden normal, bir öğrenci. Doğrudan şeyde demiyorlardı yani başörtüsü demiyorlardı. Kesinlikle. Başka disiplin. Bu benzer hikayeler Boğaziçi, yani ben karalamak istemiyorum ama benzer hikayeler Boğaziçi'nden de böyle şeyler, ve tanıklıklar 28 Şubat okuyoruz. Değil bu bahsettiğim süreç. Daha yani önce. Tabii 28 Şubat'ta tabii inanılmaz bir şekilde tabii, inanan insanların üzerinde baskı oluşturdu. Yani biraz artık 21. yüzyılda dijitalleşen dünyada ve sistemin değiştiği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin geldiği bir Türkiye'de artık bunların konuşulmaması lazım. Tabii. Yani ben şuna da bakıyorum. Yani Boğaziçi olaylarından önce aslında işte bir şey çıktı, gazeteci yurt dışından bir video yayınladı. Hepimiz biliyoruz bunu. Ve şu şeyin, iktidarın biz seçimle kesinlikle
yok edemeyeceğiz. Seçimlerde kazanıyorlar. 15 seçim, 15 seçimi de kazandılar bunlar. Bizim ne yapmamız lazım? İşte bir sokak hareketi yapmamız lazım. Öyle bir sokak hareketi olmalı ki kanlı olmalı. Ya da bir işte deprem olmalı. Herkes ölebilecek bir deprem olmalı. Yani o kadar ağır ifadeler vardı ki o gazetecinin konuşmalarında. Bu böyle bir işte orman yangınları olmalı ama yıllarca sürmedi falan gibi. Veya sınır hareketinde askerler başarısız olmalı gibi bir takım ifadeler vardı. Diğer taraftan bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski bakanı çıktı. Başörtülü hakime ben kendimi teslim edemem deyip eski başörtüsüyle ilgili konuları gündeme getirdi. Bir diğeri çıktı. Kemal Bey tepki gösterdi ona. Yani İnandırıcı bulmadınız mı? Ya şöyle, biz çok tepki verdik. Yani ben bütün kongrelerde de bunu söylüyorum. Yani bu tepkilerin üzerine Kemal Bey işte herkesi kucaklayan bir şeyi göstermeye çalışıyor şu anda. Toplumun her kesimini, güya küçük partilerin içerisinde ittifaka alabilmek için böyle bir söylem yapıyor. Ama maalesef yaptığı icraatlarıyla söyledikleri birbirine uymadığı için. Diğer taraftan milletvekilinin teki çıktı biliyorsunuz, eski milletvekili. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın inmesi için canımı bile veririm diye bir ifade kullandı. Bunların hepsini bir araya topladığımızda aslında işte bu Boğaziçi ve sokak olaylarının neden yaptırılmaya çalıştığını da altyapısını aslında baştan oluşturmuşlardı. Bir hazırlık, bir zihni hazırlık olduğunu söylüyorsunuz. Ya ben biraz öyle düşünüyorum. Onun için ailelere de çağrım var, gençlere de çağrım var. Neticede oradaki gençler cidden o okulu kazanabilecek nitelikte oldukları için düşünebilecek gençler. Onun için provokasyonları asla müsaade etmemeliler. Kendileri sonuçta fikirlerini en iyi şekilde ifade etmeliler. Ama terör örgütlerinin uzantılarına da müsaade etmemeleri lazım. Dediğim gibi sokak olayları, yani dışarıdan beslenen sivil toplum örgütleri, vakıflar var. Bunların da orada bir takım hareketleri ve uzantıları var. Bunlara da asla müsaade edilmemesi gerekiyor. Üniversiteler bu anlamda bu örgütlerin adam devşirmek için, gençleri devşirmek için gözlerini diktikleri bir mecra, bir alan. Öteden beri bu böyle ne yazık ki. Şimdi ben anayasa konusunu da size sormak istiyorum. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı bu pandemiyle ilgili herkes acaba işte bu kısıtlamalar ne olacak, biraz gevşecek mi diye herkes ona dikkat kesilmişken birden böyle dedi ki bir anayasa, yeni anayasa çağrısı. Herkesin işin içinde olduğu, bütün toplumun temsilcilerinin ve mutlaka referanduma götürülmesi gereken bir çağrı. Bu nedir? Neden tekrar gündeme geldi? Böyle bir ihtiyaç mı var yani yeni anayasa konusunda? Şimdi tabii bunu tekrar gündeme geldi demek biraz haksızlık olur. Çünkü ilk günden itibaren biliyorsunuz parti programımızda vardı. Hükümet programlarımızın hepsinde vardı. Seçim beyannamelerimizde vardı. Yeni bir anayasayı AK Parti ilk günden itibaren sürekli dile getiren bir partidir. Ve bizim ciddi teşebbüslerimiz de oldu bu noktada. En son 2016 yılında yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılında bu 15 Temmuz öncesinde dört partinin de içinde olduğu bir çalışma başlatılmıştı. Ve bir 6 aylık bir süreci geçirmiştik. Daha sonra 15 Temmuz'la birlikte bu biraz rafa kaldırılmış oldu. Onun öncesinde 60 madde üzerinde ittifak sağlanan ama daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yan çizerek mutabık kalınan maddeler konusunda bile destek olmadığı bir dönemi de yaşamıştık. Yani biz her dönem bunu gündeme getiriyoruz ama çoğunluğumuz anayasayı tek başına değiştirmeye yetmediği için yeni anayasanın yapılması pek söz konusu olmadı. Hatta hatırlarsınız ilk bunları söylediğimiz zaman kapatma davası açıldı partimize. 2007 yılında ilk yeni anayasayı gündeme getirdiğimizde bunu işte tehdit olarak gören bir bayağı kesim. Bayağı bir hazırlanmıştı da, taslakta çıkmıştı. Evet, yani taslakta çıkmıştı ve bunu bir tehdit olarak gördükleri için yani laiklik anayasamızın ilk dört maddesiyle ilgili olarak bir takım hareketlenmeler oldu ve zaten korunan o ilk dört madde kesinlikle dokunulmayacağı söylenmesine rağmen ilk başlangıç parti kapatmanın ilk başlangıcı bu olmuştu. Şimdi tabii bugün günümüze geldiğimizde yine 3-2 çoğunlukla bu anayasanın yapılması gerekiyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız bütün partilere çağrıda bulundu. Her zaman olduğu gibi bu yeni anayasa için birlikte çalışalım. Neticede bu
darbe anayasası, yani toplumun da kabul etmediği, her kesim tarafından dillendirilen yeni anayasanın olması hem sivil toplum örgütleri tarafından, hem iş dünyası, hem muhalefetin ve iktidar partilerinin Cumhur İttifakı'nın da gündeminde olan bir konu. Bunun için çalışmalar tabii ki önceden beri yapılıyor. Başta reformlarla ilgili bir çalışma, iki bakanımızın başkanlığında. O sırada gündeme geldi herhalde, öyle mi? Biraz öyle de oldu. Tabii sadece küçük küçük reformlarla, anayasada küçük küçük değişikliklerle, sonuçta 19 defa değişmiş bir anayasamız var baktığınızda. Ama yine 12 Eylül anayasası. Evet, yine 12 Eylül. Yani ruhunda aslında vesayet ve darbenin olduğu bir anayasa. Kendini korumak için yapılmış bir anayasa. Bundan hiç kimse memnun değil. O değişiklikler yeterli değil mi, yapılmış olan değişiklikler? 200'ün üzerinde bir değişiklik yapılmış 19 kere, ama 200 maddenin üzerinde çalışılmış. Bunların yani sonuçta yama yapıyorsunuz. Yamada yani, bohça diyorlar. Tabii 2021'in ruhuna uygun, 100. yılımıza, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'in ruhuna uygun bir anayasanın olması bütün taraflar tarafından zaten kabul görmüş bir şey. Ama şu anda ortak bir paydayı bulabilmek lazım. Bunu mümkün görüyor musunuz? Muhalefet partilerinin tepkilerini gördük geride kalan bir hafta içerisinde. Sayın Kılıçdaroğlu önce anayasaya uyacaksın ki sonra anayasa değişikliği teklif et. Sayın Akşener bunu ikinci bir cumhuriyet mi bu nedir bu anayasa diye öyle bir şey söyledi. Diğer partilerden de pek böyle hadi gelin oturalım diyen çıkmadı sanki. Şöyle bir şey var. Cumhur İttifakı'nın bakış açısı şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini temel alarak güçlendirilmiş bir yeni anayasa. Bizim düşündüğümüz aslında bütün kesimleri de işin içine alacak ve daha sonra da millete sunulacak bir anayasa. Ama Millet İttifakı daha baştan parlamenter sistemi üzerine kurguladığı için anayasa kurgusunu biraz daha derin çalışmaları gerekecek. Çünkü baktığımızda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine gelene kadar neredeyse her 16 ayda bir, AK Parti hükümetlerine gelene kadar 16 ayda bir hükümet kurulmuş ve yıkılmış. Sonuçta istikrarın sağlanması için ve ekonomik anlamda kalkınmanın daha rahat bir şekilde olabilmesi için, hızlı hareket edebilmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirildi. Eğer bizim böyle bir sistemimiz olmasaydı 15 Temmuz'daki mücadelemiz bu kadar hızlı ve net bir şekilde sürdürülemezdi. Diğer taraftan afetlerde biliyorsunuz deprem oluyor, hızlı bir şekilde organize olunuyor hükümet tarafı ve hızlı bir şekilde sorunlara çözüm oluşturulabiliyor. Neticede çalışılacak, uzlaşmak zorunda sonuçta. Peki nasıl, yani şöyle şimdi muhalefet, onları bir araya getiren temel faktör parlamenter sisteme geçiş. Hı hı. Siz de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, AK Parti ve MHP bundan vazgeçmeyeceğiz diyorsunuz. O zaman nasıl bir, yani bu böyle sadece siyaseti yapılarak geçilecek bir mesele mi? Kesinlikle öyle olmaması lazım. Çünkü her seferinde kalkılıyor, hadi bir yeni anayasa yapalım. Bütün taraflar toplanıyor, bir neticeye varılamıyor. Çünkü neticede 3-2 çoğunluğu almadığınız zaman anayasa değişikliği olmuyor. Şimdi reform paketi aslında bütün tarafların hemfikir olduğu bir noktaya geldi reform paketi. Bu iki bakanımızın tek tek iş dünyasında ziyaret ederek. Bence bu ilk bir aşama olacak. Hem insan hakları noktasında hem ekonomik anlamda. Bu bir aşama olacak. İkinci aşama ise tabii küçük küçük partilerle bir araya geliyor biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi. Maalesef dün kabul ettikleri HDP'li bir fotoğraf vermek istemediler. O da enteresan fotoğraf bir... Fotoğraf verdiler de basın açıklaması yapmadılar. Yani genelde. Basın açıklamasında küçücük partileri binde birlik, ikilik, üçlük partilerle görüntü veriyorlar ama HDP'yle bu görüntüyü veremediler. Kapalı kapılar ardında bir takım görüşmeler yaptıklarını kabul etmemişlerdi. Daha sonra kabul ettiler. Yani biraz samimi olmaları lazım. Eğer bir anayasa çıkaracaksak, iyi bir anayasa metni çıkaracaksak samimi olmak gerekiyor. Ve yaptığınızın bütün kamuoyu önünde ortaya çıkması gerekiyor. Bulunabilecek mi ortak payda? Zaman gösterecek bunu. Umarım olacak. Tartışılsın diye gündeme geldi. Kesinlikle zaman. Öyle. Alamalıyız bunu. Yani kesinlikle bir tartışılması gerekiyor. Sonuçta Peki. Bir çalışmanın sonrasında da ortak bir payda
umarım bulunur diyorum. Peki yaptırdığınız, son 2 dakikamız kalmış, yaptırdığınız anketlerde nasıl çıkıyor şu anda tablo? Hangi partiler, AK Parti'de bir gerileme olduğundan söz ediliyor, doğru mu? Yok, son anketlerde, KONDA'nın anketi de dahil olmak üzere ki kamuoyuna verildi, AK Parti ciddi manada yukarılarda, %50'nin üzerinde zaten Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Biz de sık sık anketler yaptırıyoruz, kadın araştırmaları yaptırıyoruz. Kadınların 2018'de bir yaptırmıştık, 2020'nin ortasında bir yaptırdık. Yani sürekli toplumun nabzını tutmaya çalışıyoruz. Bir de kendi anket, az önce bahsettiğim kendi anketlerimizde de kadınların bakış açısını ölçmeye çalışıyoruz. Hı. Beklentilerini ölçmeye çalışıyoruz. Halktan kopuk olmadığımız için Allah'ın izniyle onların beklentilerine cevap verecek. O anlamda yok diyorsunuz. Yok, şu an, evet. 2018'deki şey duruyor o zaman aşağı yukarı. Tablo, kesinlikle. Öyle mi? 2018'deki tablo duruyor. Zaman zaman da daha büyük artışları gözlemliyoruz. Bu gençlerde bir de eğitim seviyesi yükseldikçe AK Parti'nin oyu geriliyor deniyor. Gençleri kaybediyor AK Parti deniyor. Ben buna inanmıyorum. Çünkü biraz önce söylediğim son dönemde yaptığımız üyelerin büyük bir çoğunluğu gençler. Gençlik kollarımızın yaptığı üyeler. Kadınlarda da %10'luk, yani az bir rakam değil. Ve üye şeyimizi de çıkarttım ben analiz olarak. Hani doktoralı, ciddi manada doktora yapmış kadınlarımızın da üye olduğu, yüksek lisanslıların da olduğu, işte lise mezunlarının da olduğu, ilkokul mezunlarının da olduğu. Sonuçta Türkiye büyük bir, 83 milyon. Her türlü insanımız ben var. Ben oy verme anlamında kastettim biraz. Hani eğitim seviyesi arttıkça düşüyor deniyor, gençlerde düşüyor diye. Bu konuda genelleme yapmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Her kesimden oy alan bir parti varsa o da AK Parti. Hı. İşte zaten 20 yıllık iktidarda kalmasının da temel sebebi bu. Halkının sesine kulak veren bir liderimiz var ve onunla birlikte yol yürüyen de kadınlar ve gençler var. Onun için bu konuda kuşkumuz yok. Eğer bir eksiklik varsa da hızlı bir şekilde tolere edilip yolumuza devam ediyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Bize vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, Başkent Kulisi'nde bu hafta AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sayın Lütfiye Selva Çam konuğumuz oldu. Sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.